Vekili Mehmet Ali Çelebi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldığını açıkladı, ilan etti. Yazıklar olsun. Hatırlayın, bu Mehmet Ali Çelebi parti değiştirince basın mensubu bana soru sormuştu. Ben de demiştim ki saray operasyonlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesemezler. O dönemde tepkiler gösterdiler. Ne saray operasyonu, ne saray operasyonu. Nereye geldik günün sonunda? Al sana saray operasyonu. Çok üzücü bir şey. Çok seveni kalmadı. Herkes üzülüyor ama yapılan işe. 3 aydır RTÜK'te bir üyelik boş. Milletvekili sayısına göre dağıtılıyor. Düne kadarki sayılara göre o üye İyi Parti'ye düşüyor. 3 aydır RTÜK başkanı olacak saray zebanisi meclise yazı yazıp yeni RTÜK üyesini seçin demiyor. Dese İyi Parti'ye gidecek. O sırada birileri mezata çıkmış, birileri çıkmış arıyor, acaba diyor şöyle etine dolgun bir şey bulup da partiye kazandırabilir miyim? Bir RTÜK üyesi için. O hesabın, o pazarlığın adı bugün Mehmet Ali Çelebi olmuş arkadaşlar. Yarın yazıyı yazarlar, RTÜK üyeliği gider. Mehmet Ali Çelebi bir RTÜK üyeliği karşısında birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı, kumpaslarla hapis yattığı, bazıları hayatını kaybeden silah arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Mehmet Ali Çelebi'ye başarılar diliyorum. Atatürk'e idam fermanı çıkaran Vahdettin'in savunucularıyla Vahdettin'in savunucularının partisinde kendisine başarılar dilerim. Mehmet Ali Çelebi'ye yerel seçimleri kaybedeceğini görünce Abdullah Öcalan'a mektup yazdıranların partisinde başarılar dilerim. Mehmet Ali Çelebi'ye yerel seçimlerde 3-5 kişinin kafasını karıştırır mı acaba diye Osman Öcalan'ın ayağına TRT kameramanı muhabiri yollayanların partisinde başarılar dilerim. Kendisini haksız yere bir sürü komutanıyla birlikte hapishaneye dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar dilerim.